Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir kenar çalışması yapacağız. Kenar çalışmamızı battanelerde, kundaklarda, havlu kenarlarında, yastık kenarlarında, dilediğimiz her yerde kullanabiliriz. Mutfak takımlarında da gayet güzel olacaktır. Uygun ipler ve uygun renklerle kullanacağınız zemini göre ayarlarsanız kalınlığı da ona göre değişecektir. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 2 numaralı tığımı kullanarak örmeye başlıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum ve sıkıştırıyorum şöyle düğümümüzü. İğnemi rahatlattıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane zincirimi çekiyorum. Geriye saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7. zincirin içerisine şöyle alttan girelim. Bir tane ikili trabzanımızı örelim. 1 ve 2. Kenarımızı oluşturduk. 1 2 3 tane zincir çekiyorum trabzanımın üzerine ve aşağıdan sayıyorum. 1 2 3. 3. zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum sık iğne olarak örüyorum. İlkini trabzan olarak örmüştüm dönüşü. 3 zincirimi aşağıdaki 3. zincire sık iğne olarak battım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını bir defa doluyorum. Ve yeniden sayıyorum. 1, 2, 3. 3. zincir içerisine giriyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Sadece arada bakınız bir sık iğne var. İkili trabzanımı ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak aynı yere girerek bir tane daha trabzanımı örüyorum. Aynı yer. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere 3. kez batıyorum. Tekrar iki tane zincir. Aynı yuvaya 4. kez ikili trabzanımı örüyorum. Birinci sıramızı bu şekilde kurduk. 14 tane zincirimizi çekmiştik. 7. zincir içerisine trabzan. Trabzanımın üzerine 3 zincir çekip 3. zincire battım. Tekrar 3 zincir çektim. Aşağıdan 3. zincirin içerisine 1 trabzan 2 zincir. 1 trabzan 2 zincir şekliyle 4 trabzanımızı ördük. 3 tane de kutucuğumuz oldu. İlk sıramızı bu şekilde kurduk. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. İkinci sıramızda 1 2 3 tane zinciri bu yönde çekiyorum ve arkasını çeviriyorum. Modelimiz zaten iki sıradan oluşmakta. Bir sırası bu şekilde, diğer sırası da şimdi öreceğimiz gibi. 3 zincirimi çektikten sonra şurada 2 zinciri bulunan yere 2 iki tane ikili trabzanım örüyorum. 1 ve 2 tığımın başını doluyorum. Trabzanımın üzerine bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Kenardaki ile birlikte toplamda dört tane trabzanım oldu. Hemen öndeki yuvaya geliyorum. İki trabzan da buraya örüyorum. Toplamda altı tane trabzanımız oldu. Şimdi burada iki tane trabzanımı ördükten sonra modelimizin tam ortasını oluşturan bölümümüz olacak burası. Şu kısmı İki tane zincir çekiyoruz buraya. Bir ve iki. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Yani bu ortadaki yuvanın içerisinde dört trabzan, iki zincirimiz olacak. İki trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın üzerine tekrar batıyorum. Üç oldu zincirden sonra. İki tane yuvaya örüyorum. Dört, beş ve kenar trabzanına örüyorum. 6. 2 zincirimizin sağ tarafında 6 trabzan, sol tarafında 6 tane trabzanımız olacak. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane zincir, 2, 4 ve 6. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Sayma başını doluyorum. Şuradaki Tırabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Bir tane ikili tırabzanıma örüyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 1 2 3. zincir içerisine girerek batıyorum. 1 ve 2. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. İlk sıradaki yapmış olduğum işlemin birebir aynını burada tekrar ediyorum tığımın başını doluyorum trabzanımın üzerine gelerek batıyorum aşağıda zincirde burada trabzan bir tane ikili trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum şuradaki dönüşte 3 zincir çektiğim yuvanın içerisine girerek aşağıdaki gibi sık iğne ile buraya bağlanıyorum Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki bakınız 6 trabzanlarımızın tam ortasındaki 2 zincirin içerisine girerek bu yuvanın aynını bu zincir içerisine kuruyorum. 3 zincirim hazır. Tığımın başını doluyorum. Direkt 2 zincirin içerisine geçiyorum. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan, 2 zincir üçüncü trabzanımı örüyorum iki zincir dördüncü trabzanımı örüyorum dört tane trabzanımı ördüm üç tane yuvamızı hazırladık şimdi dördüncü trabzan üzerine hemen bir iki üç tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum yuva içerisine iki tane trabzanımı örüyorum ikili olarak örüyoruz tamamını 2 trabzan ördüm. Bir de kenar dönüşüm 3. Trabzan üzerine örüyorum. 4. 5'e giriyorum. Ortadakine 2 tane örüyorum. 5 ve 6. 6 tane trabzanımız olunca 1 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha trabzanım örüyorum. 1 ve 2. Iki. Bakın ikinci kez modelimizi tekrar ettik ortamız oluşturduk. İki trabzanı ördükten sonra tekrar trabzan üzeri 3 oldu. Araya giriyorum. 4 5 ve kenardaki trabzanı örüyorum. 6. Toplamda 6 tane trabzanımızı ördük ve modelimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Çok kolay. Gayet de şık. Umarım beğenirsiniz. 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirimi direkt tırabzanımın tepesine getirerek batıyorum. İkili trabzan 2 i̇ki tane zincirimi çekiyorum ve buradan sayıyorum. 1 2 3 şöyle üçüncüye gelerek batıyorum. 1 2. Tekrar 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Modelimizi 3. kez kormaya hazırız bir sıra daha kuralım trabzanımın üzerine girerek batıyorum 1 ve 2 1 2 3 tane zincir sık iğne olarak altından giriyorum ve kapatıyorum 1 2 3 tane zincir tığımın başında dolayarak ortadaki altı trabzanlarımızın yani sanda ve solunda altı olan trabzanımızın ortasındaki iki zincirin içerisine giriyorum 4 tane trabzanımı aralarında 2 zincir olarak örüyorum. 1 2 2 zincir 4 tane trabzanım 3 civan var. Son trabzan üzerine 3 zinciri çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Tırımın başını doluyorum. Hemen trabzanlarımı örüyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. Trabzanımın üzerine örüyorum. 4 oldu. Ortadaki yuvaya 5 ve 6'yı örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 trabzan buraya örüyorum. Trabzanımın üzeri 1, 2 yuva içerisi ve trabzanımın üzeri. Üçüncü kez modelimizi de kurarak Tamamladık. Bakın gayet güzel oldu. Kullanacağınız ipe göre de daha güzelleşecektir. 3 zincirimi çektim. Hep 3 zincir. Bakınız. Tığımın başını doladım. Trabzanın üzerine batıyorum. İkili trabzanı örüyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 3. Zincirin içerisine girerek batıyorum. Buraya dikkat edelim ki kenarımız düzgün olsun. 1 2. Evet bu şekilde örerek büyütelim. Modelimizi kurduk. İki sırada tamamlanmakta modelimiz. Her iki sırada kendisini tekrar eden şık bir çalışma. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin diyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.